Elim yandı, altında tutuyor bu ya. Elim yandı der. Bezim yandı. Bezi yandı. Bu kız her tarafını yaktı. Aynen. Elim de yandı. Eli de yandı. Yanıyor da yanıyor. Ama güzel şeyler yapıyor. Hep ateşli olduğu için. Hep ateşli yanması doğal ya. Yanıyorum arkadaşlar galiba. Ne edeceğiz bilmiyorum. Oo, börekler, çörekler, patatesler. Evet. Kabaklar. Allah takılı sapı. Takılır. O pişti mi yazılıyor. Şöyle arkadaşlar. Ha, büsbütün büsbütün. Tertemiz yıkadım yıkadım. Tertemiz yıkadım. Oo süper ya. Aslında ben bunun içerisine et dolduracaktım da. Sen sevmiyorsun ya. Sade yiyelim Hüseyin Hanım. He? Sade yiyelim. Tamam. O zaman kabağımız yavaş yavaş pişecek. Acelemiz yok. Ilık evet. Ilık pişecek. Baya sabaha kadar anca pişer. Yarına kadar. İnşallah. Dışı yana yana güzel bir şekilde pişsin. Çevireceğim. Sık sık çevireceğim. Şöyle. Yeni yeni daha yumuşuyor. Çeviri çeviri vereceğim. Çeviri çeviri vereceğim. Pişecek. Bütün kabak. Kabağın üzerine şöyle tepsi kapadım. Yanıyor. Çevire çevire. Şöyle pişiriyorum. Çeviriyorum. Şekilde gene üzerine tepsi kapatacağım. Kabak iyice pişti. Üzerindeki tepsiyi aldık artık böyle yanacak. Yanması lazım. Şu anda kıpkırmızı ama bu daha çok yanacak. Kaskara yanacak. Yanınca güzel oluyor. Şöyle sapı yandı. Her yeri yanması lazım. Neden yakıyoruz? Böyle daha çok lezzetli oluyor. Kabak kebabı. Tam kabak kebabı olması için yanması lazım. Neresi yanacak? Üzerindeki kabuğu yanacak. Daha çok yanmadı. Sadece buraya yandı. Patlatmıyoruz. Bir bütün halde her yeri şura gibi simsiyah olması gerekiyor. Tam olmazsa lezzetli olmaz Hüker Hanım. Aynen. Tam bir bütün kabak kebabı. İçinin çekirdekleri de kebap olacak. Biraz daha yansın. Tam bir kabak kebabı nasıl olur? Sobayı iyice ateşledik. Kuzine sobamızı. Ve kabak piştikten sonra şöyle harlı yanan kuzine de iyice kızarması için, yanması için şöyle çevire çevire yapıyorum. Asla suyu çıkmadı bu kabağın. Bütün olarak, tam bütün olarak pişti. Şöyle çevire şu tarafı. Yandı. Bu tarafı da yanacak, yana yana güzel bir şekilde pişecek. Daha olmadı. Harlı yanan kuzine sobamızın fırınında bir 5-10 dakika daha iyice kaskara yanasıya kadar bekleyecek. Ve kuzine soba hangisi tavsiye edersiniz demişsiniz. Uğrak arkadaşlar çok güzel pişiriyor. Bizim köydeki aldığımız hiç güzel değil, pişirmiyor. Gayet güzel yanıyor sopamız. Çay suyumuz kaynıyor. Üstü altı kaynamaklı oldu. Ben tam bir kabak yiyeceğim. Yani şekersiz, bu arada şey de yaptık. Şekersiz sade kabak kebabı yiyeceğim diyorsanız Ülker ablanızı takip edin. Eğer ben kabak bütün pişirmek istiyorum. İşte köyde yaşamıyorum ama şehirdeyim, kuzine sobam var. Köydeki gibi taş fırınım, ekmek fırınım yok diyorsanız işte Ülker ablanızı takip edin. Elimizde olanlar da
tam bir kabak kebabı, bütün olarak tam bir kabak kebabı böyle olur. Böyle yakacaksınız, yana yana olur. Bari tam bir kabak kebabı oldu, süper oldu. Nasıl yaptığımızı, pişirdiğimizi sizlere gösterdik. Güzel sobada ben bu Uğrak markadan çok memnunum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel pişiriyor. Köyde biz aldık. Köydeki bizim fırını pişirmiyor. Neden derseniz fırının, şöyle göstereyim. Fırının şu içi var ya, fırını yerleştirdikleri yer. Bütün değil, buradan alttan çıkıyor. İki tarafları da açık, böyle hava alıyor. Kesinlikle çabucak pişirmiyor. Yani böyle saatlerce odunu yakacağız yakacağız öyle pişiriyor. Ben bundan çok memnunum. Daha önceki bu dönemde vardı. Ondan da memnundum. O eskidi. Şu anda bu çok güzel. Çok güzel pişiriyor. Kabak kebabı oldu. Hazır oldu. Öf. Tamamen yaktık artık. Yandı da. Hah, biraz daha şu tarafı yanması lazım. Koca bir kabaktı. Pişe pişe. Bütün ya. Kabağın kabuğu kalın. Suyu da akmadı. Biraz da. Biraz daha yansın bakalım. Hadi. Hay Allah. Şöyle diyeyim ben. Gerçekten elimizde olanları değerlendirmek, elimizde olanlarla idare etmek, çok güzel şeyler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çaydanlığımızın altı iyice güzel güzel kaynadı. Evet evet evet. Güzel oldu, güzel. İki kaşık atacağım. Dün de üç kaşık attım da ziyan oldu ya. İsraf etmeyeceğim. Altına kaynıyor. Kapatalım artık değil mi? Kapatalım sobamızı. İyi. Kapatalım arkadaşlar. Evet. Bu kabak kebabına gel bak Şahin. Gördüm gördüm, buradan görüyoruz. Tamam oldu bu. Alacağım ben bunu da. Nasıl alacağım acaba? Şöyle şöyle şöyle. Telin üstüne. Öf. Yandım Allah. Allah'ım bizi cehenneminden koru ya Rabbim diyoruz. Tabii ki de. Sobamızı kapatıyoruz. Bunlar pişecek. Yeter bize. 3 tane patates. Bulaşık suyumuz ısınsın. Bıbırığımız. Sobanın altını kapatalım. Kabak kebabı hazır oldu. Böyle yandı, yandı, yandı. Bu ara ben de bezimi yaktım. Bezimi yaktım Şahin. Bezimi yaktım gene. Çok kızgındı soba. Otlar, otlar. Ülker Hanım'ın vazgeçilmez otlar. Fırında patates, limon kabuğu kurutması, kabak kebabı. Muhteşem. Elim yandı, altında tutuyor cibiyi bu. Elim yandı der, bezim yandı. Bezi yandı. Bez bu kız her tarafını yaktı. Aynen, elim de yandı. Eli de yandı, yanıyor da yanıyor. Yanıyor da yanıyor. Ama güzel şeyler yapıyor, hep ateş olduğu için. Hep ateş yanması doğal ya. Yanıyorum arkadaşlar galiba, ne çizmiyor. Börekler, çörekler, patatesler. Kahvaltımızı yapalım Allah'ın izniyle. Şöyle. Şimdi ne yapayım ben?
Ne yapayım biliyor musun? Evet, gel. Çayları çekeyim gari. Her yerimi yakıyorum Şahin. Evet. Ateşle çok oynama. Ateşle oynama. Neydi o böyle bir şey vardı? Ateşle oynama. Söyledim sana. Afiyet olsun. Biz o zaman görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Hoşçakalın. Ülkenin dünyasında kalın. Kabak ılıdı. Ilıdı ılmasına şu keseceğimiz yerden biraz soyalım mı? Koyalım bakalım. Kafasını alalım mı? Önce kafasını alalım. Oo. Aldık. Sapı bile pişmiş diyecektim de tatlı gibi. Bak şöyle pişti görülüyor. Önce şunları bir aç soyalım mı göstermek için? Şöyle. Derin olur o zaman. Patates gibi bak. Şunu göstermeye çalışıyoruz cancağızım. Kabak yandı diyorlar ya. Hani yok, komşum dedi. Yani yanmış belki yeni mi dedi hayır, de. Hayır. Bak. Sadece dışının kabuğu yanıyor. İçi yanmıyor. İçi közleniyor. Kestane gibi. Ha, işte bak hiç kabak yanmıyor. Bak kabak yanmıyor. Bak yanmamış gördünüz mü? Yanmaz. Yanık gibi ama yanmamış. Şu, i̇şte bütün lezzet şu yollardan. Çok kolay kesiliyor. Çiğ zor kesiliyordu ya. Yollarına kurban oldum. Allah bize evet. Yollar açmış. Ya Rabbim. Evet. Oradan keselim. Ha, şimdi. Bunun en güzel yanı da çekirdeğinin de kebap olması. Evet. Hop. Dedik. Şöyle açıyoruz. Oh oh oh. Kebap kebap. Şimdi çekirdeği var ya. Şu çekirdekten alacağız. Şurada. Yiyeceğiz onları. Hı, yiyeceğiz. Bir tanesini içini açıp gösterebilir miyiz? Küçük çekirdek değil ama değil mi sanki? Değil. Bir gösterelim mi içini? Gösterelim. Nasıl açacağız? Aç sen. Şöyle çok lokum gibi. Ay töbe. Herkes o. Elinden kayıyor da. Şöyle ura biraz ver getir. Kamera gitmiyor. Açtım 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 açtım. Açtım. Çekirdeği işte. Hmm, pişik olur. Çok pişik. Çok güzel olur. İşte bak. Evet evet. Çekirdeği. Tamam. Şimdi bak bunun yanık gibi ama şuraları çok lezzetli olur galiba. Öyle sıyıracaksın şu. Sıyırmayacağım Kerem. 50 bir orası güzel. Öyle mi? Önce çekirdeklerini yedik. Çekirdekler çok güzel. Şurada kalmış bir iki. Öyle Kerem işte bak çekirdek. Ha. Çekirdekler de faydalı ya. Aynen hadi Bismillahirrahmanirrahim. Mükemmel. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. İnan ki hiç şeker atılmamasına rağmen o kadar güzel ki kesinlikle şeker kullanmasına böyle güzel kabağı yani. Kebaba. Kabak ha. Kebabı. Evet. Tatlı da güzel oluyor. Özellikle kabak tatlısı bak, da. Ben şöyle kabağının yanık yerlerini çok severim. Patates şuraları. Gibi. Ha, bak. Buralarını. Bu kadar güzel olur yani. Kabağın en fazla böyle fırında olanını seviyorum ben arkadaşlar. Değil mi? Evet gerçekten. Tatlısını da severim. Ancak böyle fırında olan daha doğal olduğu için, şekersiz olduğu için ikinci tip diyabet hastaları da bunu tüketebiliyor şekersiz yani. Aynen. Bu şekilde yani. Çünkü lif kaynağı düşük. Aynı zamanda içinde A ve C vitaminleri olduğu için de insan vücudu için çok faydalı. Özellikle zayıflamak isteyenler kabak yiyebilirler bol bol. kabak kebabı bütün olarak biz bunu köyde büsbütün kara taş fırınlarda, kara fırın ekmeği, ekşi mayalı ekmek yaptığımızda hemen arkasından kızgınlığıyla kabakları atarız. Bir gün duru. Mesela sabahtan ekmek yaptıysak akşama kadar duru, akşamdan yaptıysak sabaha kadar duru ve böyle kebap olur ama bunun gibi yanmaz. Yanamaz çünkü alev yok. Sadece sıcağından buharında böyle yavaş yavaş lokum gibi pişer. Ama lakin burada bizim kara fırınımız olmadığı için kuzine sobada daha da çok güzel oluyor kabak kebabı. Kabak kebabı nedir? Nasıl olur? Büsbütün arkadaşlar.
Bütün kabağı yıkadık. Sapını bile kırmadan fırına koyduk. Ha bir günde 5-6 saatte pişti mi? Hayır. Çünkü biz hızlı zobayı yapmadık. Bir gün sabahtan koyduk. O gün akşama kadar durdu. Ertesi gün sabaha kadar durdu. Sobada gece yanmadı. Sabahında bir hararetladık. Üstünde kızarttık. Böyle kabak kebabı oldu. Kabak aslında şekersiz yeniyse çok faydalıymış. Benim doktorum öyle söyledi. Neden söyledi? Neden kabak yememi tavsiye etti? Kabak kandaki kötü kolesterolü düşürerek kalp damarlara iyi geliyormuş. Kabak tüketin Ülker Hanım dedi. Ha bende kolesterol var mı? Yok. Değil mi? Kötü çıkmadı. Yok çok şükür. Şeker de yok. Şeker de yok ama şeker biraz sınırdaymış. Sınırda dikkat et Ülker Hanım dedi yani. He, o da kilodanmış. Zayıfla dedi. Selçuk'a gittiğimiz doktor da zayıfla dedi. Koronadan sonra gittiğim doktorda zayıflaman gerekiyor dedi. Ben ne yapacağım? Şahin bana söylüyor o lafı. Diyor ki zayıflamak isteyenler diyor. Yok gerçekten öyle Ülker Hanım. Kabak yesin diyor. Yok. Tamam mı? Bana diyor bana. Sana demiyorum. Bak. Arkadaşlar demiyorum Ülker Hanım'a. Yanlış anlaşılma bana olmasın. Ya. Ya ben de yanına gelmeyeyim ki şimdi demiyorum şöyle. Şöyle gel. Yok bana diyor. Yani zayıflayman isteyenler diyor. Bir de adından kalkıla diyor. O işte ben çok içerledim, üzüldüm. Ben nasıl zayıflayacağım, daha ne kadar zayıflayacağım, nasıl çalışacağım yemezsem diye. Doktorum da güldü. Dedi ki Ülker Hanım yani biraz ekmeği kesersin. Ama dedim ben kilolu değildim dedim. Koronadan oldum dedim. Dedi korona o zaman suçlusu bu kilonun dedi. Bir kahkaha attı doktorum. Korona suçlusu ya. Şimdi arkadaşlar Ülker Hanım öyle diyor ama ben Ülker Hanım'a demedim. O bir gerçek. Ülker Hanım da kendine dikkat ediyor. Yine sağlıklı şeyler tüketmeye çalışıyor ama tabii kış ayı olması sebebiyle bahçelerde çok çalışamadığı için. Hayır kıştan değil. Ya biz korona olduk ya 25 gün. Korona yenelim diye olamaz. Dünyada ne kadar vitamin, çay, bitki, yenecek şey varsa yedik. Atalım diye. Belki yemesek atamazdık. Yazın köyde tarlada çimbağ gibi olursun merak etme. Belki yemesek atamazdık. Ha, ondan kilo aldım. Ya tam insan 25 günde 7 kilo alır mı? Ülker Hanım hem hareketsiziz evde hem de senin dediğin gibi bütün vitaminleri, mineralleri vücut direncimizi yükseltin diye aldık ya. Onlar da dolayısıyla bize kilo olarak geri döndü yani. O da haklısın ama ben kabak için sana demedim. Gerçekten kabak özünde var. İnceleyebilirsin de. Kabak lifsiz bir sebze olduğu için. Biliyorum. Kilo vermeye yardımcı olur yani. Ama kilo vermek isteyenler için hep kabak yemeli diyor. Hem de bir kahkaha diyor. Genel olarak konuştum seninle. Neyse olsun varsın. Tamam. Ama gerçekten şöyle şurasını gösterdik mi? Kabak ben böyle seviyorum. Şekersiz seviyorum. Ha kabak baklavası, kabak böreği de çok güzel oluyor. Şekerli de çok güzel oluyor. Kıskanç. Ama doktorum dedi ki şekersiz yiyebiliyorsan şekersiz tüketmelisin. Kalp damara iyi geliyor dedi. Kestane. Dur ben kamerayı getireyim. Kestane kebap yemesi sevap dedik. Böyle eğlenceli bir şekilde kabak kebabımızı. Bakın. Sizlere burayı özellikle göstermek istiyorum. Bakın hani yanma olayı falan diyorsunuz arkadaşlar. Asla yanma yok. Onlar aynen, demiyor. Bakın yok. Diğer takipçilerim yok, demedi de komşum dedi. Yenmez o yanma. Bakın şu kestaneyi gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle keselim. Kestane şuradan kebap. Şuradan üstünden bir alsana. Evet. İşte bak olayı budur arkadaşlar ya. Olayı budur işte bak. Şu çekirdeklerini aldım. Ben aslında şöyle demiştim. Bu da kızlıya kestane diye. Şuradan alabilir. Bak çağ da şöyle ince diye. Ha ince. Tamam. Ha, kestane gibi oluyor ya. Tamam, orası ha, içine tamam dalmadan diye. Şurayı aldım. Ha, bak kestane gibi oluyor. Kız bir şekilde. Evet. Tamam. Kabağı böyle yiyin diyoruz. Evet. Tabii şekerli kabak tatlısı da yapın. Kabak böreği yapın. Kabak baklavası, kabak çorbası kanallarımızda var. Şahin video kanalında var. Ülker'in Dünyası kanalında var. Hoşça kalın, saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki kuzine yemeklerinde bahçede görüşürüz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum.
Fırına atarken tepsinin içerisine koyuyoruz. Tepsi eski olması lazım. Eski olmazsa pişesiye kadar tepsimiz yanar, kötü olur. O yüzden eski bir tepsiyi tepsinin içerisine koymamız lazım. Sürekli bu şekilde şeyleri pişirdiğimizde kullanıyorum ben bu tepsiyi, eski bir tepsi. Siz de aynısını yapın.